Selamlar, merhabalar arkadaşlar. 30 Eylül gününden, kampımızın tam 30. gününden selamlar, merhabalar. Bugüne kadar gelen arkadaşlarımıza helal olsun. Gözlerinizden öpüyorum arkadaşlar. İnşallah siz böyle istikrarlı bir şekilde planlı programlı bir şekilde gidebilen arkadaşlarımsınız. İnşallah bu hayatta kazanacaksınız. Tabi bu kampı takip etmeyip de çok daha başarılı olacak arkadaşlarımız da var yani. Hani bu kamp bunun bir ölçütü değil. Fakat yani disiplinli olabilmektir arkadaşlar burada. Günü gününe gidebilmektir mevzu. Yani bu kampı da takip eden arkadaşlarımız demek ki kendileri bir disipline sokabiliyorlar. Günü gününe derslerini çalışabiliyorlar. Yani bu güzel bir şey. Herhangi bir programı uygulayabilmek burada başarıdır. Yani ben söyleyeyim. Mesela ben spora başlamıştım. Şu an spora devam edemiyorum. Çünkü çok yoğunum. Spor konusunda kendimi başarısız sayıyorum arkadaşlar. Yani inşallah bu kampı sonuna kadar getireceğiz. Bakın 30 30 dedik. Yani 19 gün kaldı. Yani beraber bitireceğimiz şöyle planlı programlı ilk kamp olacak. Sonlara doğru yaklaştıkça bizim bizimle heyecanımız artıyor. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Beraber böyle yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bak ben bugün mesela bu videoyu çekiyorum ya. Ben sabahtan beri derse giriyorum arkadaşlar. 10 derse girdim bugün. Bu video 11. ders. Bu videodan sonra soru çözüm videosu 12. ders. Durmak yok diyoruz. Gece gündüz çalışacağız diyoruz. Hedeflerimize ulaşacağız diyoruz. O yüzden ne yapalım? Hadi gelin beraber şu 30. günümüzde kimyasal tepkimeler neymiş ne değilmiş öğrenelim arkadaşlar. Geldik canavarlar 30. güne başlıyoruz. Yine bismillah diyoruz. Şöyle ne yaptık ne ettik beraber bir görelim arkadaşlar. Sözel yerlerimiz var. Kimyasal tepkimeleri göreceğiz. Yani hesaplama kısmı da var. Denkleştirme kısmı da var. Ama asıl pazartesi günü bu tepkime üzerinden hesaplamalara gireceğiz. Ki buradan ÖABT'sine kadar soru gelir. Ama biz başaracağız arkadaşlar. Biz molü anladık. Temel kanunları anladık. Katlı oranlar yasasını anladık. Bunlar ne ki? Bundan sonrası leblebi merak etme yani tamam. En zor kısımlarda oralardı ki onları da dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Birinci bölümde bu konuda kimyanın temel kanunları ve mol kavramı ünitesinde. 10. sınıfın 1. ünitesidir ayrıca. Burada ne yaptık arkadaşlar? Kimyanın temel kanunlarını gördük. Ardından mol kavramını iki video halinde sizlere anlattık. Bugün neredeyiz? kimyasal tepkimeler ve denklemler kısmındayız arkadaşlar. Mikrofonumu yaklaştırmak istiyorum. Dediğim gibi 11. dersim bugün. Ee, birazcık ses konusunda arkadaşlar. Randımanla gidelim ki yarın yüz yüze dersimiz var. Yarın da akşama kadar gerçek söylüyorum bak. Öğrenci mi? Öğrenci ne az yapılır mı? Ben yapıyorum arkadaşlar. Yarın tam kaç dersim var biliyor musun? Bak bir dersim boş. Hani bir de böyle öğlen molasına denk geliyor. Yarım. Bir buçuk diyelim oraya arkadaşlar. Akşama kadar... 10 ders üzerinden 8 buçuk oradan 4 oradan evet çok yani 8 buçuk 14 12 buçuk dersim var arkadaşlar öyle düşün yani 8 4 eklediğinde 12 buçuk yapıyorum yani abi bak kafa beyin bir yerde duruyor ama biz hedefimize konsantreyiz. Sizleri üniversite sınavına güzel bir şekilde yetiştireceğiz. O yüzden hiç ne yapmıyoruz arkadaşlar? Yorgunluk bilmiyoruz. Bak şimdi ne dedik? Üçüncü bölümdeyiz. Kimyasal tepkimeler ve denklemler kısmındayız. Kimyasal tepkimeler diyoruz arkadaşlar. Bir ya da daha çok maddenin yeni maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime diyoruz. Tamam Kimyasal tepkime maddelerin birleşerek yeni maddelere dönüşmesi. Şimdi biz bunu okla gösteriyoruz kimyasal tepkimeleri. Bu okta ok değişimi simgeler arkadaşlar. Bu şu demek demek. Azotla oksijen birleşmiş. Ok dedik. Ok canım. Buradan ne yapmış? NO2'ye dönüşmüş. Yani önceden elimde bunlar varmış. Değişmiş. Sonra bu olmuş. Demek. Gösterimi azotla oksijenin birleşerek NO2 gazına. Örneğin dönüştüğünü gösteriyor. Buradaki azot, oksijen birleşti enoki'ye dönüştü. Bir kimyasal tepkimede maddenin hangi fiziksel halde olduğu yanına parantezde belirtilir arkadaşlar. Katı halde olan maddeleri K, sıvı halde olan maddeleri ise gaz halde olan maddeleri G, sulu çözelti olan maddeleri ise aqua demek su. Aqua park'tan hatırla ya da suda yazar. O şekilde görürüz. Mesela burada sağ altına bu formülün yanına belirtiyoruz. Bu gaz hal demiş mesela. Oksijen gaz hal demiş. Bu NO2 gazına dönüşmüş. Burada fiziksel halleri zaten belirttiğimizi biliyorsunuz. Arkadaşlar tepkime okunun sol tarafına tepkimeye girenler. Sağ tarafına ise bu girenlerin oluşturduğu ürünler yazılır. Girenlere reaktifler de denir. Yani şurada tepkimeye baktığımızda bizim şu tarafımız okun sol tarafında olanlar girenler. Okun sağ tarafında olanlar ise ürünler girenlerin diğer ismi de reaktifler diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bizim kimyasal tepkime, bunlar bizim kimyasal tepkime gösterimlerindeki kurallarımız. Bazen özellikle akademik böyle kitaplarda falan çok olur. Tepkime şartları bazen tepkime oku üzerine belirtilebilir arkadaşlar. Bunu ya belirtiriz ya belirtmeyiz. Genellikle ısıyı delta ile gösteririz. Yani eğer bir enerji falan harcadıysak biz delta harfiyle gösteriyoruz. Tepkime sıcaklığı ok üzerine direkt yazılarak veya bir katalizör kullanılmışsa katalizör adı direkt yazılarak veya yüksek basınç altında gerçekleşen bir tepkime ise basınç büyüklüğü direkt ok üzerine yazılarak ifade edilebilir. Yani mesela biz burada hidrojen, dihidrojen sülfürle kükürt dioksiti birleştirip ne yapmışız? Kükürt katısını ve suyu elde etmişiz ama bu değişimin gerçekleşmesi için sıcaklığın 300 santigrat derece ve alüminyum oksit katalizörü gerekiyormuş. 300 santigrat derece sıcaklık ve alüminyum oksit katalizörü gerekiyormuş. Buraya basınç da olsaydı yazardık. Yani bazen şartları tepkime oku üzerine belirtebiliyoruz. Arkadaşlar tepkimeye giren maddelerden yani bunların fiziksel haline baktığımızda bunlar aynı ise ben bunlara homojen tepkime diyorum. En az bir madde farklı fiziksel halde ise heterojen tepkime diyorum. Yani şöyle mesela bu tepkimeye baktığımızda bakın gaz var. Gaz var. Bir tane farklı. O zaman bu tepkime ne olmuş oldu? heterojen. Girenlerde veyahut da ürünlerde en az bir maddenin fiziksel hali farklıysa biz bunlara heterojen tepkime diyoruz. Aynı ise hepsi homojen tepkime demiş olduk. Şimdi kimyasal tepkimelere baktığımızda şurayı birazcık küçülteyim arkadaşlar. Bizim kimyasal tepkimelerde korunan özelliklerimiz var. Bir de değişen özelliklerimiz var. Şimdi korunan özelliklerimize baktığımızda mesela şuraya bir tepkime yazayım. Ben yazdım karbon artı oksijen Gitti. Karbon dioksit oluşturdu arkadaşlar. Diyelim. Şimdi burada toplam bir kere bir karbon vardıysa ürünlerde de bir karbon olacak. Mesela iki oksijen girmiş. Ürünlerde de iki oksijen olacak. Yani toplam atom sayısı ve türü korunur. Toplam kütle zaten Anthony Lavazier dedi. Toplam kütle korunacaktır. Bakın toplam proton, nötron ve elektron sayıları korunur arkadaşlar. Bir yük varsa toplam yük de korunacaktır. Toplam enerji, enerji vardan yok yoktan var olmaz. Kütle de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın çekirdek yapısı da yani buradaki atomların çekirdeklerinde bulunan mevcut proton ve nötron sayıları değişmiyordu zaten. Çekirdek yapısı da korunan özellikler arasında demiş olduk. Değişen özelliklere baktığımızda mol sayısı. Mol sayısı şu demek. Mesela ben buradan tepkimelerde göstereceğim ama mesela bir tane karbon, bir tane oksijen almışım. Bir tane toplam karbondioksit molekülünden elde etmişim. Bak şimdi ben buradan NA tane alırsam 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman buradan da NA tane aldım. Her birini NA tane ile genişletiyorum. O zaman bir tane bir tane birleşiyorsa NA tane NA tane birleşip karbondioksitten de NA tane oluşturacaktır. Yani şöyle demiyorsun değil mi? Öğretmenim iki taneden nasıl bir tane oldu? Evet iki tanesi birleşti bir tane oldu. O zaman ben bundan 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Diğerinden de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane birleştirirsem. O zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit elde ederim. Arkadaşlar bakın. Buradan ben 1 mol tepkimeye sokup buradan da 1 mol tepkimeye soktum da o zaman. Ena tane 1 moldü. Elde edeceğim molekülde 1 mol molekül olmuş oluyor. Yani bakın başlangıçta 2 mol vardı madde. Şimdi mol tanecik sayısı gibi düşünürsek 2 mol birleşti, 1 bir mol birinden, 1 bir mol birinden birleşti 1 bir mol karbondioksit oldu deriz. Yani mol sayısı korunmayabilir. 2 mol girer 1 mol çıkar. Molekül sayısı korunmayabilir. 10 tane molekül birleşir tek bir molekül olur. Tanecik sayısı 10 tane bileşik molekül birleşir tek bir bileşik oluşturur. Yani bunlar korunmayabilir arkadaşlar. Bakın. Madde sayısı ve çeşidi dediğimiz gibi 10 tanesi girer bir tanesi çıkar hep aynı şey çıkıyor aslında. Tanecik üzerindeki elektron sayısı değişebilir. Yani şöyle düşün. Ben mesela dedim başlangıçta benim elimde sodyum vardı. Bunun üzerinde 11, 12. Ne 12'si? 11'e 11. Yani sodyum metalik haldeydi diyelim. Katıydı. O zaman bunun 11 elektronu var. Ama mesela diyelim bu klorla birleşip gitti. Sodyum klorür oldu diyelim. Şimdi ne yapıyorduk biz? 2 8 1. Diğeri de 2 8 7. E şimdi bu ne yaptı? Gitti elektronu buna verdi. Toplam elektron sayısı değişmez. Ama sodyumun üzerindeki elektron sayısı değişir. Yani sodyum artıdır burada. Bu 2, 8 şeklinde olur. Bir elektronu vermiştir. Okteti tamamlamak için bunu yapar. Yani elektron tanecikler üzerindeki toplam elektron sayısı değişmez. Ama tanecin üzerinde bağ oluşurken elektron verip alabildiği için elektron sayısı değişebilir. Burada verdiğimiz sadece bir örnekti. Bakın hacim ve basınç yalnızca gazlarda arkadaşlar değişebilir. Çünkü başlangıçte elimde gaz var diyelim, son durumda gaz bitti, tepkime girdi, ürünlere dönüştü. E o zaman ne yapacaktır? Pistonlu bir kapsa, gaz biterse piston aşağı doğru, piston aşağı düştü deriz arkadaşlar. Piston gazın bitmesiyle beraber aşağı doğru hareket ederek hacmin azalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla burada hacim ve basıncın değişeceğini söyleyebiliriz. Gazlar için arkadaşlar korunmayabileceğini söyleyebiliriz. Maddenin fiziksel hali değişebilir. Yani katıyla sıvı birleşir. Gaz oluşur mesela oluşan ürün. Renk, koku, tat, iletkenlik gibi özelliklerde değişebilir. Çünkü diyelim ki renkli bir maddeyle başka bir renkteki madde birleştir. Renksiz saydam bir madde olabilir ki bazen şov deneylerinde bunları görürüz. Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimelerin denkleştirilme kuralları var. Buraya baktığımızda kimyasal tepkimeler, tepkimelerdeki genel kural şu. Kimyasal tepkimelerde ne kadar atom girerse o kadar atom çıkmalı. Hani demin dedik ya toplam atom sayısı korunmalı. Yani kurallardan önce şunu da bilmemiz lazım. Bak şimdi mesela şu bileşe baktığımızda şu iki sodyumun sayısı olduğunu biliyoruz. Yani burada iki tane sodyum var. Artı toplam bu bileşikte bir tane kükürt olduğunu görüyoruz herhalde. Burada bir yazmıyor ama bir olduğunu anlıyoruz biz buradan. Bir tane kükürt. Şurada da bakın dört tane oksijen varmış. Artı dört tane oksijen. Şimdi arkadaşlar bakın şurada dikkat edin. Eğer sana böyle bir parantez verirse senin yapman gereken iş ne biliyor musun? Bak şu. şu şurada parantezin dışındaki 3 parantezin içini ilgilendiriyor. Yani aha bak bilimsel anlatayım mı? <laughs> bak aha şundan 3 tane var tamam Bak gayet bilimsel anlattım tamam Bak şimdi o zaman şöyle bak. Bir tanesinde 3 tane varsa 3 tanesinde 9 tane hidrojen olur. Artı bak şimdi şuradan da 3 tane azot olur. 3 tane azot. Yani parantezin sandaki o e, sayı Şuradaki sayı parantezin içini ilgilendirdi. Yani bir daha gösteriyorum bakın. Parantezin içini ilgilendirir. Bakın burada bir tane fosfor var. Artı dört tane de oksijen var. Yani bu şekilde olduğunu söyleyeceğiz. Bakın eğer bir maddenin önünde katsayı varsa bu artık hepsini ilgilendirir. Yani iki tane sodyum var burada. Artı iki tane de klor var. Yani bu şekilde yaparsak denkleştirilme, denkleştirme yaparken çok rahat ederiz. Şimdi denklem denkleştirme kurallarına baktığımızda arkadaşlar. Genellikle bakın şöyle hani genel bir kuralı yok bunun aslında ama yani o anda sen hani belli başlı şeylere dikkat edersen daha da kolay yapmış olursun. İşini daha da kolaylaştırmış olursun. Şöyle diyoruz. Genellikle en çok atom içeren bir işin kat sayısını 1 alacaksın. Yani ona dokunmayacaksın. Çünkü sonradan değiştirirsen orada atom sayısı çok olduğundan diğer atomları da değiştirmek zorunda kalırsın. Şimdi ikinci kural şu. Denkleştirme yapılırken ilk önce metaller sonra ametaller ve en son hidrojen ve oksijen dersek işimiz biraz daha rahat olur. Bunun tekerlemesine Yani kısaltması maho diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kodlama yaptık bakın. Metal, ametal, hidrojen, oksijen dedik. Birazdan zaten uyarılarda da yazdık. Şimdi mesela bazen görürsünüz hani daha önce de işlediyseniz kesirli sayılar kullanılabiliyor. Bakın oksijen, hidrojen, fosfor gibi moleküler elementlerin artık bunları öğrendik değil mi arkadaşlar? Bakın aynı atomlardan oluşuyor element. En az iki atom var bir tanecik de molekül, moleküler element dedik. Yalnızca bu tarz aynı atomlardan oluşan moleküler elementlerin önüne kesirli katsayı gelebilir. Diğer bileşik ve atomların önüne katsayı kesinlikle koymuyoruz arkadaşlar. Bakın bileşiklerin veya atomik halde olanların önüne gelmez. Mantıken düşür. Mesela sen şöyle bir şey yaptın mesela 1 bölü 2 H2 dedin. Sonra bazen deriz mesela hidrojenler gider burada bir tane hidrojen kalır. Bunun Türkçe meali şu. Bak şimdi anlatıyorum sana. Demek ki diyor hidrojen molekülü böylemiş. Bağ kopmuş bir tane atom tepkimeye girmiş demek bu. Şimdi şöyle düşün bakalım. Sodyum atomik halde ise ben bunun önüne 1 bölü 2 yazabilir miyim? Şimdi bu tek bir atom arkadaşlar. Tek bir atom. Tek bir atom ortadan ikiye mi bölünecek sanki? Böyle bir şey yok. Radyoaktif tepkime yapmıyoruz burada. Radyoaktif tepkime olsaydı çekirdekler zaten bozunuyordu. Yani ben atomik halde ise veyahut da mesela şöyle yazamam mesela. 1 bölü 2 H2O. Kafama göre bunu yazamam. Çünkü ben bu bileşim ortadan ikiye böleceğim yani böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Benim yalnızca moleküler element olması lazım kesirli sayı kullanmam için ki zaten ben bunları kesirlerle ayarlayabildiğim için şimdi yazdık bakın bu kesirli olanları en sona bırakmaya gayret göstereceğim işimi kolaylaştırmak için şöyle diyelim sadece formüllerin önündeki kat sayılar değiştirilebilir. Yani sen mesela dedin ki mesela H2 artı O2 birazdan var bu tepkime. Bak H2O dedin. Mesela dedin ki şimdi ben burada beğenmedim efendim. Burada oksijen burada bir taneymiş. O zaman burada da bir tane olsun deyip bunu silemezsin kafana göre. Bu şöyle. Bunlar doğada bulunma halleri. Yani bu şu demek. Hidrojen doğada böyle bulunuyor. Yani buradaki oksijen doğada böyle bulunuyor. Bakın Lewis yapılarından bunları size anlattım. Suda böyle bulunuyor yani doğada artık arkadaşlar bakın ezberlemeyin bazı şeyleri. Yani sen buradaki iki hidrojenin birini kafana göre kopartamazsın. Ha neyi değiştirebilirsin bunların sayılarını değiştirebilirsin. Yani dersin ki mesela 2 tane hidrojen girer o zaman iki tane su oluşur Bir tane de oksijen girer. O zaman bak toplam buradan 4 hidrojen girdi 4 hidrojen çıktı. Bak 2 oksijen girdi toplam 2 oksijen çıktı. Bunları değiştirebilirsin ama bir molekülün içindeki atomu kafana göre değiştiremezsin. Sakın bak sakın sakın böyle hatalar yapmayın. Gerçekten buna kızarım. Mantığını anlayacak benim öğrencim. Bu kampta ezbere yer yok diyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bakın moleküler elementlerin önüne ke kesirlik sayı gelebildiği için şöyle diyoruz. Moleküler elementlerin en son denkleştirilmesine dikkat ediyoruz. En son onu bırakıyoruz ki hani kalan oysa kesirli bir sayı kullanarak bunları ayarlayabilelim demiş olduk. Ve arkadaşlarım bakın şurada dikkat diyoruz. Şimdi demin söylediğim mesela denkleştirme yaparken maho kuralına dikkat edersek. ilk önce metaller sonra ametaller sonra hidrojen sonra oksijen dedik. Artık metali ametali çok iyi bildiğimizi düşünerekten tabi bunları söylüyoruz. Bunlar bizim için çok kolay olacaktır arkadaşlar. Hadi gelin bakalım alıştırma 1'i yapalım. Hemen okuyoruz sorumuzu. Aşağıdaki tepkimeleri uygun katsayılarla denkleştiriniz demek istemişiz arkadaşlar burada. Tabi şuraya bir tane i koysaymışız. iyi o kadar kontrol ediyoruz. Yine gözden kaçıyor. Bak kural neydi? Metal, ametal, hidrojen, oksijen. Tabi metalleri bilmemiz lazım artık. Bak 2A grubu metaldir magnezyum. Şimdi bak magnezyuma baktım. 1, 1 çok güzel. Sonra ametallere bakıyorum. En sona hidrojen, oksijenleri bırakacağım. Bak azot 1, azot 1 güzel. Bak şimdi. Sonra ben burada ne yapabilirim? Mesela hidrojen burada 2'miş. Bunu en sona bırakayım. Oksijenlere bakmaya çalışayım. Bak oksijen 3, oksijen 3. Süper. Şimdi hidrojen burada bir ya. Şimdi sen tutup şunu en sona bırakırsan işte bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben bunun önünde moleküler element olduğu için katsayı koyabilirim. Demek ki buraya 1 bölü 2 koyarsam bakın ikiler birbirini götürdü. Bir tane hidrojen girdi. Bunun Türkçe meali neydi? Yani hidrojenden bir atom girmiş kardeşim demek yani. Tamam var mı sıkıntı çok güzel. Şimdi bakın burada bir metal yok. Metal yok burada. Az önce dediğimiz gibi. Burada şunu diyebiliriz. Mesela iki hidrojen var. iki hidrojen var. Çok güzel. Bak bir oksijen var. Ben tutup da bunu kafaya göre böyle sakın sakın suyun formülünü bozamam. İç yapısını değiştiremem suyun. Ne yapabilirim burada? Şunu yapabilirim. Bir tane oksijen girecekse bak burada moleküler element. Demek ki bir tane oksijen atomu girecekmiş. Tuttum buraya 1 bölü 2 yazdım. Yani sadece bu molekül formüllerinin önündeki katsayıları değiştiriyoruz. Sakın unutmam. Geldim şuraya arkadaşlar bakın. Metallere baktım. Sodyum 1 bak. Sodyum burada 2. O zaman ne yazacağım şuraya? 2 yazacağım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben şöyle kök görünce bunların hepsini tek düşünüyorum. Bak şundan bir tane varmış. Şundan bir tane varmış. Bunlar da denk. Yani kükürt bir, kükürt bir, oksijen 4, oksijen 4. Çok güzel. Bak şimdi dikkat et. Arkadaşlar bak. Şurada iki oksijen var. E şimdi bunun haricinde şurada bir tane oksijen var. O zaman burada iki tane oksijen olsun. Şuraya tuttum iki yazdım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bakın. 2 hidrojen oldu burada. 2 de burada 4 hidrojen. Bak şimdi toplam 2 iki kere 2'den burada da 4 hidrojen oldu. Yani tepkimen bu şekilde denk olmuş oldu. Böyle yaparsak rahat bir şekilde bunları halledebiliriz. Baktım bak şimdi karbon 1, karbon 1, oksijen 2, oksijen 2. Demek ki bunların hep katsayıları sayıları 1, 1, 1'miş arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa bir madde organik maddedir arkadaşlar. Bakın C3H8. Yani bu organik bir madde. Organik maddelerdeki sıralamam ne biliyor musun? Bak ilk önce karbon. Sonra hidrojen en son oksijen. Çünkü neden? Oksijen burada. Bu bir yanma tepkimesidir arkadaşlar. Oksijen de moleküler bir elementtir demiş olduk. Şimdi ilk önce karbona baktım. Bak karbon burada 3. O zaman burada başındaki sayıları değiştirebiliyoruz. 3 tane karbon yok çıkacak. Şimdi bak sonra hidrojen. 8 tane burada girmiş. O zaman 8 tane olması için buraya 4 tane yazıyorum ki 4 kere 2 8 olsun. Çok güzel. Şimdi bak 3 kere 2'den buradan 6 oksijen gelir arkadaşlar. Tamam mı? Bak şuradan da 4 oksijen olur. 4 oksijen. Topladım oksijen ne yaptı? 10 oksijen. Şimdi arkadaşlar 10 oksijen çıktıysa 10 oksijen girmesi için benim buraya 5 yazmam lazım. Tepkimemi gördüğünüz gibi bu şekilde denkleştirmeyi başardım. Şimdi bak ilk önce metal. Kalsiyumlara baktım. Kalsiyum, kalsiyum. Bunlar metal. Güzel. Bak şimdi 2 tane klor çıkmış. O zaman 2 tane klor girmesi için bunun başına 2 yazıyorum arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi biz ne yaptık? Klorları denkleştirmekle aslında ilk önce ametelleri yapıyor olduk. Burada da karbon yapacağız. Hala ametellerdeyiz arkadaşlar. Bakın karbon bir tane girmiş. O zaman karbon buradan bakın bir tane çıkmış. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi oksijenlere bakalım arkadaşlar. Bakın oksijen burada 3 tane tepkimeye girmiş. Başka bir yerden girmiyor. Bak 2 oksijen burada. 1 oksijen de burada. O zaman 3 oksijen çıkmış. Süper. Bakın şimdi 2 hidrojen. 2 hidrojen bunlar da denk. Demek ki katsayım denk yani tepkimen bu şekilde denk. Bu şekilde olduğunu söyledik değerli arkadaşlar. En son tepkimemize de bakalım. İlk önce metaller dedik. Bak alüminyum 2, alüminyum burada 1. O zaman ben ne yapayım? Şunun önüne bir 2 yazayım. Metaller ilk önce dedik arkadaşlar. Şimdi bak şöyle gördüğümde bütün düşünüyordum yani. Bak sülfat burada bir tane, sülfat burada 3 tane. Arkadaşlar şundan 3 tane olması için bunun başına 3 yazıyorum yani. Tamam. Direkt bak pratik yaptım. Çok güzel. En sona dedim hidrojen oksijenler. Bak zaten gördüğünde bak 3 kere 4'ten burada 12 oksijen var. Bak şu parantezin dışı parantezin içini ilgilendiriyordu. Burada da ne var arkadaşlar zaten? 12 tane oksijen var. O zaman Denkledik Bakın 6 hidrojen 3 kere 2'den 6 hidrojen burada var. 6 hidrojen olması için bunun başına da katsayı olarak 3 yazarım ve tepkimemi bu şekilde denkleştiririm. Denkleştirme kurallarında burada anlattığımız yerlere dikkat edersek arkadaşlar bunları da rahat rahat yapabiliriz. Şimdi geldik. Videomuz biraz uzunca bir video olacak. Kimyasal tepkime türlerine sözel bir kısım. Arkadaşlar bunlara dikkat edin ve bu arada ben de bir su içeyim. Şöyle bir sizler nasılsınız diye bir sorayım. Yorumlara bir yazın arkadaşlar. Dün bir arkadaşımız Felek Felek adında arkadaşımız bize söyledi. Hocam dedi benim yorumlarım gelmiyor dedi. Acaba var mı öyle yorum yazıp gelmeyen işte beğenip beğenisi kabul olmayan bilmiyorum artık nasıl olacak ama. Acaba hani böyle bir sorun varsa Herkese de bana bir dönüş yapın arkadaşlar. Bir sorun varsa bu sorunu çözmeye çalışalım. Hadi o zaman gelin beraber şu kimyasal tepkime Türlerinde görelim. Bu videomuzun ikinci kısmındayız. Ayrı bir video olarak paylaşmadım o zaman gözünüzde büyüyor. Hani başlamışken bitirelim arkadaşlar. Şimdi bak kimyasal tepkime türleri dedik. 1. Yanma tepkimeleri. 2. Asit bas tepkimeleri. 3. Çözüm ve çökelme tepkimeleri. 4. Sentez oluşum tepkimeleri. 5. De analiz ayrışma tepkimeleri dedik. Bunların ne olduğuna şimdi bakacağız. 1. Neymiş? Yanma tepkimeleri diyoruz arkadaşlar. Yanma olayını Anthony Lavoisier açıklıyor. Diyor ki oksijen ile gerçekleşen kimyasal tepkimeler yanma tepkimeleridir diyor. Bakın Şimdi organik bileşikler oksijenle tepkimeye girdiklerinde yani yandıklarında her zaman istisnasız karbondioksit ve su açığa çıkar. Organik kimyada dahi sık sık göreceksin bunu ve bundan sonra kesinlikle aklından çıkartmaman gereken bir bilgi arkadaşlar. Unutma. Organik bileşikler yani yalnızca karbon ve hidrojen içeren yani Burada mesela oksijen de içerebilir ama tipinden anlarsın böyle maddeleri. Şimdi karbonhidrojen oksijen içeriyor genellikle. Bu tarz maddeler yandıklarında her zaman istisnasız karbondioksit ve su çıkartırlar diyoruz arkadaşlar. Yani mesela baktık CH4'ü oksijenle yaktım. Bak karbondioksit artı su dedik arkadaşlar. Bak buradan da mı hocam? Evet karbondioksit artı su. Bak C3H8 hocam buradan da mı? Evet arkadaşlar organik bir bileşik. Her zaman böyle karbon hidrojen temelli canlı kökenli organik bileşikleri ben oksijenle yaktığımda karbon dioksit su. Ha ne değişiyor? Kat değişiyor. Bak sıralamam neydi? Karbon hidrojen oksijen sıralaması ile denkleştiriyordum. Bak karbon 1 karbon 1. Hidrojen 4 hidrojen 4 olsun diye şuraya 2 yazdım arkadaşlar. Bak şimdi 2 oksijen burada. 2 oksijen burada 4 oksijen. O zaman buraya 2 yazdım. Kat sayıları değişir. Bak 2 karbon o zaman şuraya 2 yazdım ki 2 karbon çıksın. Şimdi baktık 5 hidrojen. 1 hidrojen burada 6 hidrojen. O zaman şuraya 3 yazdım. 6 hidrojen çıksın. Bak 3 oksijen burada. 2 kere 2'den 4 oksijen burada. 7 oksijen. O oksijenlerin girenlerde biri burada 7 olması için şuraya 3 yazarsam 3 kere 2'den 6 oksijen de burada olmuş olur. Ve bu şekilde bakın kat sayıları değişti. Ama çıkan ürün değişmedi. Bak bunu da yapalım. 3 tane karbon, 3 tane karbon, 8 tane hidrojen. O zaman şuraya 4 yazarsam 8 hidrojen çıkar. Bak 3 kere 2'den 6 oksijen 4 oksijen de burada 10 oksijen. O zaman şuraya 5 yazarsam 10 tane de oksijen girer. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve hemen ne yapıyoruz? Şu yanma tepkimelerine devam ediyoruz. Yani oksijen olan tepkimeler ve unutma organik bileşikleri yanında her zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Şimdi bakın Anorganik bileşiklerin yanmasından her zaman oksijenli yani oksitli bileşikler oluşur. Yani bakın şu demirin paslanması demek arkadaşlar. Bakın demirin paslanması bir yanma tepkimesidir. Unutma yanma tepkimeleri oksijen ile olan tepkimelerdir. Ki demirin de paslanması demirin oksijen ile tepkimesidir dedik. Demir oksijenle tepkime girer. Demir 2 oksit oluşturur. 3 oksit de olabilirdi. Şartlarına göre değişir o. Burada bakın oksitli bileşiği oluşmuş oldu. Tamam mı? Denkleştirme yapalım. Hocam buraya 2 yazdım. Buraya 2 yazdım. Bakın 2 demir, 2 demir, 2 oksijen, 2 oksijen. Bak karbon oksijenle yandığında karbondioksit ki sakın unutma bak karbon organik bir bileşik değil. Organik değil. Neden? Çünkü karbon canlı kökenli değil. Kömürün yapısında var ya topraktan çıkıyor yani. Öyle düşün. Tamam mıdır yani? Bu şekilde olduğunu rahatça söyleriz. Bakın gümüş Bak şu paslanma olayı dedik. Demirin paslanmasıdır arkadaşlar bu. Bakın şimdi gümüşün kararma tepkimesini biliriz arkadaşlar. Gümüş yüzük falan kullandığımızda belli bir süre sonra gümüş renk değiştirir. Siyahlaşmaya başlar. Bu gümüşün oksijen olan tepkimesidir. Havada oksijen var biliyorsunuz. Gümüş oksijenle tepkimeye girdiğinde arkadaşlar gümüş oksit oluşturur. Bu maddede siyah renkte olduğundan dolayı gümüş renk değiştirir dedik. Burada bakın iki tane gümüş çıktıysa iki tane gümüş girecek. Bir tane oksijen çıktıysa bir tane oksijen girmesi için buraya kesirli sayı yazabiliyorduk. Bu şekilde olduğunu söyleyeceğiz. Şu tepkime de gümüşün kararması tepkimesidir. Bunlara dikkat et. Bak şimdi yanma olayları sonucunda biz şimdi mesela kömürün yanmasıdır şu. Kömürde karbon vardır arkadaşlar. Kömür yandığında şu tepkime olur. Bir de ne yapar? Şuradan ısı açığa çıkar. Biz de bu açığa çıkan ısıyla ne yaparız? Mangalı yerleriz. Öyle düşün yanma tepkimeleri sonucu ısı açığa çıktıysa yanma tepkimeleri genellikle egzotermiktir diyebiliriz gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Şimdi ama istisna durumlar mı var ve sorularda bu çıkacak. Bakın bütün yanma olayları ısı veren egzotermik tepkimelerdir. Fakat azotun yanması için tepkimeye ısı vermek gerekir. Yani azotun yanması endotermiktir dedik. Bakın Azot oksijenle yanması için benim bu da buna ısı vermem lazım. Isıyı girenlere yazdım. Yani ben verdim ısıyı. O zaman bu olay endotermik. Azota kesinlikle dikkat edin karşına çıkar. Bakın normalde kömürde ne yapıyor? Oksijenle yandığında yani karbon oksijenle yandığında karbondioksit oluşurken ısı açığa çıkıyor. Ben de bunu zaten enerji kaynağı olarak ne yapıyorum arkadaşlar? kullanıyorum. Şimdi bu azotun oksijenle yanması var ya çok garip bir olay. Şimdi havada %78 azot var, %21 oksijen var. Eğer bunlar kendiliğinden tepkimeye girseydi yani benim bunların tepkimeye girmesi için yani azotun yanması için dışarıdan ısı vermem gerekmeseydi o zaman kendi kendine tepkimeye girip ısı açığa çıkartırdık kömür gibi. Ve o zaman da oksijen falan olmazdı. Senin de bu derdin stresin olmazdı diyeceğim ama zaten konuşmaya gerek kalmazdı arkadaşlar. Konuşacak bir canlılık olmazdı. Dolayısıyla bakın bu durum istisna olan bir durum. Yani Garip bir durum arkadaşlar. Ha, buradaki ısı nereden karşılanır? Bazen yağmurlu falan yağar. Yağmur yağdığında şimşek falan çaktığında orada ısı oluşur. Isı, açığa çıkan ısı da azotlu oksijenin tepkimeye girmesini sağlar ama bir anlık Buradan oluşan da nitratlı bir bileşik olur. Arkadaşlar bu nitratlı yani NO2'li falan bileşikler gübrelerin yapısında bulunur. Ve dolayısıyla toprağın verimi de artmış olur. Yani eskilerimiz der gökten bereket yağıyor. Ben diyorum ki öyle değil. O nitratlı bileşiktir diye. O eskiler bana bakıyor. La oğlum diyor sen diyor niye böyle konuşursun? Ateiz gibi falan. Yok diyorum ya ateizmle falan alakası yok. Allah'ın hikmeti tabii ki de inancımız sağlam. Yani şöyle bizim orada bereket dediğimiz şey aslında nitratlı bir bileşik. Yani Allah ona öyle bir sistem kurmuş diye açıklıyoruz. Ama bazen bu konularda <laughs> yanlış anlaşılabiliyoruz. O yüzden ben bu konulara girmeyeyim. Gerçekten garip bir durumdur arkadaşlar bu durum. Devam ettik bakın. Şöyle diyoruz. Odun, kömür, kağıt gibi normal bizim bildiğimiz yanma arkadaşlar hızlı yanmadır. Ama demin anlattığımız mesela demirin, gümüşün, bakırın yanması. Yani mesela demirin paslanması, gümüşün kararması falan. Bunları da yavaş yanma denir. Yani metallerin yanması, metallerin oksijenle yanması yavaş yanma olayıdır demiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bir madde hangi şartlarda yanar? Bak dikkat et. Bir maddenin yanabilmesi için alabileceği maksimum değerliğe ulaşması gerekir. Bu ne demek? Örneğin 4A grubu bir element oksitli bileşiklerinde artı 4 değerlik almışsa veya 6A grubu bir element oksitli bileşiklerinde artı 6 değerlik almışsa yanmaz. Daha az değerler alırsa yanabilir. Arkadaşlar biz Size burayı AYT kimyada daha detaylı anlatacağız ama şimdi şunu bilin. Bak her zaman değerliklere bakarken yani burada yanma olayında özellikle bu kısımda burayı biraz ezber vereceğim ama şöyle düşün. Şimdi toplamı ben sıfır yapmaya çalışacağım. Şimdi oksijen her zaman eksi 2 diyeceksin burada tamam mı? Tabi istisnalar var ama burada yok. Yani burada o eksi 2 alacaksın. Şimdi arkadaşlar bak iki tane oksijen. Şimdi biz buraya bir tane oksijen üstünü yazıyoruz. Yükünü yazıyoruz. Bak bunun iki tanesine gelir? Eksi 4 gelir. Toplamın sıfır olması için buradaki karbonun ne olması lazım? Artı 4 olması lazım. Yani karbon burada artı 4 değerlikte. Arkadaşlar karbon 6'dır. Bak dikkat et. 2, 4. Yani karbonun değerliği 4'tür. Ve şöyle düşün. Vermiyor da. Bunun tamamını vermiş gibi düşün. Verecek başka değerlik elektron kalmadı. Yani ulaşabileceği maksimum değerliğe ulaştı. Yani şöyle demiş olduk. Son katmanda 4 elektron olunca 4A grubu oluyordu ya. Yani karbon 4A iken şöyle artı 4 yükteyse o zaman bu daha fazla değerliğe ulaşamayacağı için yani daha fazla elektron veremeyeceği için daha fazla tepkime girmez. Yani bu karbon dioksit yanmaz. Gel karbon bakalım. Bak toteli ne yapmaya çalışıyoruz? Sıfır. Şimdi oksijen eksi 2 o zaman karbon ne olacak artık? Arkadaşlar bak karbon 6. Şimdi yazdım. 2, 4. Şimdi bu 4 elektronun ikisini kullanmış gibi düşün. Daha 2 elektron daha kullanabilir. O yüzden karbon monoksit yanabilir. Hatta karbon monoksit yandığında ne yapar arkadaşlar? Karbon dioksit oluşturur. Yani bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle demiş olduk. 4A grubundaki bir madde artı 2 değerlikli ise yanabilir. Oksitli bileşi ise. Bak şuraya bakalım. Bak kükürt 16. Ben bunu yazdım. 2, 8, 6. Şimdi bu adam son katmanında 6 elektron bulunduruyor ve 6A grubunda. Dolayısıyla artı 6 yüke sahip olursa yanmaz. Daha fazla yanmaz. Kullanabileceği bütün elektronları kullanmış olur o zaman. Yani bakın toplamı ben ne yapmaya çalışıyorum? 0. Şimdi oksijen eksi 2 düşünün dedim. 3 tanesi ne olacak? Eksi 6. O zaman 0 olması için buradaki kükürte ne kaldı? Artı 6. O zaman kükürt artı 6 değerlik aldıysa bu adam yanmaz. Bak karbondioksit de, SO3 yanmaz. Şimdi SO2'ye bakıyoruz. Toplamı dedik 0 yapacağız. Oksijen eksi 2. 2 tanesi eksi 4. Toplamın sıfır olması için kükürte ne kaldı? Artı 4. Bak kükürt ne olmuş oldu? Artı 4. Arkadaşlar kükürt artı 4. Ama kükürt artı 6'ya kadar değerlik alabiliyordu. O zaman şu madde ne yapacaktır? Yanacaktır arkadaşlar. Sana bu tarz bir soru gelirse buna dikkat ediyorsun. Mesela 5A grubundaki bir madde artı 5 değerlikliyse yanmaz. Artı 3 değerlikliyse yanar. Bunlara dikkat edersek bu olayı kesinlikle rahatça halledebiliriz arkadaşlar. Bakın yanma olayının gerçekleşmesi için 3 tane şartım var. Bir yanıcı madde, iki yakıcı madde. Yakıcı maddeden kastım oksijen. Ortamda oksijen olması gerekiyor. 3 de tutuşma sıcaklığı. Arkadaşlar ilk enerji veriyoruz. Yani kömür durup dururken yanmıyor. Veyahut da bir yanma olayında ben tutuşturmadığım sürece başlamıyor. Ama ben yanmayı başlattıktan sonra yani tutuşma sıcaklığı sağladıktan sonra ortamda oksijen varsa ve yanıcı da bir madde varsa o zaman yanma kendiliğinden devam ediyor. Hatta bu kendiliğinden devam eden yanma sonucu da ısı açığa çıkıyor dedik. Buraya da dikkat ediyoruz. Bir maddenin iyi bir yangın söndürücü olabilmesi için de yanmaması gerekiyor. Havadan daha ağır olması lazım gerekiyor ki hava yerine bu ne yapsın maddenin üstüne kaplansın. Bir de yanan yüzeyin Hava ile temasının kesici özellikli olması gerekiyor. Sorularda da çıkarsa buralara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen ne yapalım? Yeni kısma geçelim. Geldik ikinci tepkime ne? Asit baz tepkimeleri dedik arkadaşlar. Bakın şimdi tanımını şöyle bilin. Asit bazlar diye ayrı bir ünitemiz var. O kısmı daha detaylı anlatacağız size. Şimdi şöyle. Suya atıldığında haşartı iyonu veren maddelere ben asit diyorum. O OH haş iyonu veren maddelere de baz diyorum. Şimdi gelelim bakalım önemli asitlere bakalım. Arkadaşlar bizim bildiğimiz HCl. Bu tuz ruhudur. Bak suyun içinde demek aqua. Ben HCl'yi suya attığımda H artı ve Cl eksi şeklinde yonlaşmış. Dolayısıyla suya şunu verdiğinde bak bilimsel anlatayım mı? Bak bilimsel anlatıyorum. Bak a şunu verdin. <laughs> <laughs> bak şunu verdiğinde o zaman buna asit diyorum yani tamam. Suyun içerisinde bu iyon varsa asit. Veyahut da mesela kezzap nitrik asit dediğimiz madde. Bak suyun içine attım daha şartı ve NO3 eksi şeklinde yoğunlaşıyor. Bak sülfürik asit suya iki tane A şartı veriyor. Görüyor musun? Bak suyun içine attım. Bu zaç yağdı değil mi arkadaşlar? Bir de sülfat oldu. Bak bu da fosforik asit arkadaşlar ama burası şöyle olacak. Şurası 3 olacak. Burayı yine gözden kaçırmışız. Bak fosforik asit suyun içine attım da 3 tane H artı ve PO4 3 eksi şeklinde suyun içerisinde iyonlaşıyor. Dolayısıyla suya şu H artıları verenler şunları suya verenler ne yapmış oluyor? Asit olmuş. Oluyor. Bazlara baktığımızda arkadaşlar bakın şöyle diyoruz. Mesela sodyum hidroksit ne yapıyor? Suyun içerisinde sodyum artı artı OH eksik şeklinde iyonlaşıyor. Veyahut da potasyum hidroksit bak KOH. K artı artı OH eksik şeklinde. Yani baz olması için suya ne vermesi lazımdı? Şu OH vermesi lazımdı. Arkadaşlar sodyum hidroksit yani şu madde sut kostiktir. Bu evlerde var bulunan görmüşsündür muhakkak. Lavabo açıcı yani tamam. Lavabo üzerine git bak. Yazar üzerinde süt kostik diye. Yani bunlar da bu şekilde olduğunu söyledik. Bakın magnezyum sütü diye geçer. Magnezyum hidroksit. Suyun içerisinde magnezyum 2 artı artı 2 tane OH eksik şeklinde yonlaşıyor. Suya şu OH'ları verenler de baz dedik. Arkadaşlar bazen dikkat et. Her gördüğün sakallıya asit deme. Yani şöyle. şöyle. Şimdi bu kurala göre sen şunu diyeceksin. Öğretmenim NH3 bir asittir. H var burada. Hayır. Bak şimdi suyun içine atarsan sen burada tabii benim bilgisayarım yine kasmaya başladı arkadaşlar. Şöyle oluyor. Bak H, O, H oluyor. Şimdi bu NH3 ne yapıyor? Buradaki hidrojeni yapının üzerine alabiliyor. O zaman şöyle oluyor bak NH4 bir tane hidrojen geldiği için yükü artı oldu. Artı bir de ne verdi suyun içerisine? O, vermiş oldu. Bu O, da nereden geliyor? Sudan geliyor. Yani suya O, veriyorsa ne diyorum ben? Bas. Yani buraya yazmamışım bunu ama nh için unutma. Bu bir bazdır arkadaşlar. Tabi asit bazlarda anlatacağız hangisi asit hangisi baz. Daha detaylı anlatacağız. O yüzden şimdi çok detaya girmiyoruz. Bak şimdi asitlerin tadı ekşidir. Limon, elma. Limonda arkadaşlar sitrik asit var. Elmada malik asit var. Çilekte folik asit var tamam mı? Bak bu gibi meyvelerde asitler bulunuyor. Bu ekşilik buradan geliyor yani. Bakın bazıların tadı da acıdır. Ele kayganlık hissi verir sabunlar ve bazı deterjan türevleri bazik özellik gösterir diyoruz. Asit ve baz arasında gerçekleşen bütün tepkimelere ben asit baz tepkimesi diyorum. Bak istisnası yok bunun. Eğer biri asit biri bazsa tepkimenin adı asit baz tepkimesi. Ama bazı durumlarda asit baz tepkimelerine özel nötralleşme tepkimeleri de denilebiliyor. Hangi şartlarda nötralleşme tepkimesi diyeceğim? Şu. Nötrleşme demem için arkadaşlar şöyle demem lazım. Su açığa çıkması lazım bak. Direkt su açığa çıkıyorsa kafadan hem asit baz zaten hepsi asit baz dedik hem de nötralleşme tepkimeleri diyorum. Bak eğer asitle baz tepkimeye girdi. Su açığa çıkmadı. Bir tek tuz oldu. O zaman ortam suluysa eğer yani şunların yanında aqua ya da suda yazıyorsa bakın sulu suyun içindeyse ben yine bunlara nötralleşme diyebilirim. Buraya dikkat et. Nötralleşme. Arkadaşlar Su açığa çıkmıyor bakın gördüğünüz gibi. Bir de ortamda ne? Susuz. Yani mesela burası bir katı olabilir. Burası bir sıvı olabilir. Burası bir gaz olabilir. Tuz dediğimiz maddeler katıdır tamamı. İonik maddeler demiştik. Hatırlayın iyonik bileşikleri. Arkadaşlar tamam katıdır bunların. Ama ortamda su yok bak. Su çıkışı da yok. O zaman bunlar nötralleşme olmaz. Bunlar bir tek ne olur arkadaşlar? Asit baz tepkimesi olur. Buraya kesinlikle Dikkat ediyorsunuz. Tabi diğerleri değil mi? Diğerleri de asit bas tepkimesi. Asit bas. Hepsi asit bas tepkimesi. Hepsi asit bas tepkimesi. Ama nötralleşme olması için ya sulu ortam olması gerekiyor ya da ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bizim için su çıkışı olması gerekiyor demiş olduk. Örneğin bak her zaman şunu unutma arkadaşlar bak bazın, bak bazın artısı birazdan yazdık. Bak bazın artısı asidin eksisi. Gelir iyonik bileşi oluşturur. Yani tuz oluşturur. Gördün mü? Geriye kalan şu haşla o haş da ne oluşur? Suyu oluştur. Bak gördün mü? HOH. H2O. Yani su açığa çıktıysa ben buna ne diyorum? Bu tabii ki de bir nötralleşmeye tepkimesi arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Harikasın. Bak şimdi. Demin anlattık. Amonyan şu hidrojeni üzerine çekmek gibi bir huyu vardı. Yani NH4 artı oldu. Yine bakın bu baz. Amonyak baz dedik ya. Bak artı kısım bazdan geldi yani. Şu NH4 artı kısım. Şuradan da eksi kısım asitten geldi bak. Tuz oluşurken ki şu arkadaşlar bizim tuzumuz. iyonik maddemiz. Değil mi? Şimdi dikkat et. Su açığa çıkmış mı? Çıkmamış. Ama dikkat et. Ortam sulu. Aqua. Veyahut da suda yazardı burada. Dikkat et. Tamam mı? O zaman bu da nötralleşme arkadaşlar. Nötralleşme. Tamam. Şimdi şuraya baktık. Bak yine aynı tepkime. Su açığa çıkmamış. Ortamda su da yok arkadaşlar. Bak gaz gaz katı oluşmuş. Yani bu nötralleşme değil. Nötralleşme değil. Bir tek asit baz diyeceğiz buna. Değil. Ha bunların hepsi asit baz tepkimesi. Tamam mı? Bunların hepsi bak AB yazdım. Bunların hepsine ben asit baz tepkimesi diyorum arkadaşlar. Bak demin anlattığımız mantıkla asit baz tepkimelerinde tuz yani iyonik bileşik oluşurken asidin anyonu yani eksi yükü bazın ise katyonu yani artı yükü birleşir dedik ve yolumuza devam ettik. Şurada aşağıda bir şey var mı? Yokmuş. Şimdi devam ediyoruz. Az bir şey kaldı arkadaşlar. Sabredin sabredin bak sabredin. Videomuz uzadı. 40 dakikaya da geçti farkındayım. Şimdi arkadaşlar nötralleşme tepkimelerinde suyu oluşturan tepkimeye net iyon tepkimesi diyoruz. Geri kalan tuz oluşturan tepkime de seyirci iyon tepkimesi. Bu ne demek? Bak demin anlattığım gibi. Şimdi burada bazın artısıyla bak bu baz dedik ki tuz oluşurken bazın artısı asit dedik. Asidin de eksisi oluşacak. Bak bazın artısı asidin eksisi Geldi tuz oluşturdu. Yani sen eğer net iyon tepkimesini yazacaksan bunu yazmayacaksın. Bu seyirci iyon tepkimesi. Yani tuzu oluşturan. Yani burada şöyle yazabilirsin mesela sorularda verir. Sodyum artı artı klor eksi gitti. Sodyum kloru oluşturdu. Tuz oluşturan ne dedik? Seyirci iyon tepkimesi. Arkadaşlar bak buradaki o haşla buradaki haşla gitti suyu oluşturdu. Suyu oluşturan o zaman bizim için ne oluyor? Haş artı artı OH eksi yani belirleyici olan burada ne oluyor? Bizim için net iyon tepkimesi. Çünkü neden? Bak asitli veren H artıdır. Bazlı veren OH'tır. Su da nötr bir maddedir. Yani burada biz bu tepkime sayesinde net iyon tepkimesi sayesinde ne dedik? Bu bir asit bas tepkimesi olmuş oldu arkadaşlar. Unutma net iyon tepkimesi her zaman suyu oluşturan tepkime olmuş oluyor. Ayrıca bilmemiz gereken olay şu. Tabi bundan sonraki soru çözümünde çok detaylı sorular çözeceğim arkadaşlar. Bak bütün asit bas tepkimeleri kendiliğinden meydana gelen ve ısı açığa çıkartan egzotermik tepkimelerdir dedik. Yani istisnası yok bunun. Azot hocam hayır. Hayır bak azot mazot o yanmada var o istisna. İstisnasız bütün asit bas tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlar. Geldik çözülme çökelme tepkimelerine. Bu çok kolay. Tabi buradaki çizim bana ait arkadaşlar. <laughs> Profesyonel dedim dizgi çizim yapayım ama böyle bir çizim açığa çıktı. Umarım beğenirsiniz. Bak bir çözeltide ürünlerde katı çökelek oluşuyorsa çözünme çökelme tekmesidir. Bak basit yol ne? Ben iki maddeyi karıştırdım. iki tane çözeltiyi. Oluşan maddelerden biri katı oldu. Bak bunun çöz... Aqua yazmam lazım. Şurada aqua yazacağız arkadaşlar. Sulu çözelti. Biri katı biri sulu çözelti. Biri sulu çözelti olması lazım. Yani sen çözeltilerin içerisinde bak çözelti çözelti çözelti. Bunun içerisinde bir tane katı gördüğünde bu ne oluyor? Çözünme çökelme tepkimesi oluyor. Bu şu demek. Şimdi ben AB ile ne yapıyorum arkadaşlar? CD'yi karıştırıyorum. Bak buraya atıyorum. Bunu karıştırdığımda bunun artısıyla şimdi iyonik bileşikleri düşün. Birincisi artı ikincisi eksi. Diğerinin eksisi birleşiyor. AD katısını oluşturuyor. Bu oluşan tuz da suda çözünmeyen bir tuz. Ve dibe çöküyor. Yani bakın şurada mesela burada gösterime göre şu AD katısı. Tamam. Suyun içerisinde bu ne yapmadı? çözülmedi. Şimdi arkadaşlar mantık bu yani. Geri kalan A ile C'de ne olmuş oldu bak. Şöyle mesela ikincisinin artısı birincinin eksi her zaman artı eksi birinci artı yöne yazarız arkadaşlar. Bakın CB tuzunu oluşturdu. Bu da AKO olduğundan çözeltide kaldı. Çözelti. Yani ben bunu görmem tepkimede. Yani bunun içerisinde mesela C artı tabii ki de B eksi çözeltinin içerisinde iyon ama çözünme olduğu için yani bu madde suyun içerisinde çözündüğü için ben ne diyorum arkadaşlar burada? Benim için bu görünmeyen bir maddedir. Yani çözeltide kalmış bir maddedir. Şimdi şöyle diyoruz. Bu tip tepkimelerde katıyı oluşturan tepkime net iyon tepkimesidir. Yani net iyon tepkimesi burada şu AD'nin oluştuğu tepkime. A artı C AD dediğimiz tepkime. Suda çözelti olarak kalan tepkime de seyirci iyon tepkimesidir. Yani belirteç olan. Sen bu tepkimenin çözünme çökelme olduğunu şu kat, çöken katıdan anlarsın. Tamam mı? Yani o zaman bu ne olmuş oluyor? Çözünme çökelme tepkimesi. Bak dikkat et. Şimdi arkadaşlar. Bak çözelti 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 hop ne oldu? Bir tane arada katı. O zaman bu bir çözünme çökelme tepkimesi. Bak birincisi artı ikincisi eksi. Birincisi artı ikincisi şu kökün tamamı eksi dedik arkadaşlar. Dikkat et sodyum artı ile nitrat eksi birleşmiş. Bak sodyum nitrat oluşturmuş. Bu su, suda kalmış. Bu çözeltide kaldığı için bakın suda kalan ne demiştik? Seyirci. ediyor yani olayları. O zaman ben şöyle diyebilirim. Sodyum artı ile nitrat birleşiyor. Ne oluyor? Sodyum nitrat oluşturuyor. Bu benim seyirci iyon tepkimem. Net iyon tepkimesi belirteç demiştik. Bak buradaki gümüşle buradaki klor birleşmiş. Gümüş kloru oluşturmuş. O zaman bu, burada katıyı oluşturan tepkime bu olduğu için ben ne diyorum buradaki net iyon tepkimeme? Bu diyorum arkadaşlar. Bakın gümüşle ne yaptı? Klor birleşti. Gitti gümüş klorur katısını oluşturdu. Unutma katıyı oluşturan her zaman net iyon tepkimesidir. Ve bu da çözünme çökelme tepkimesiydi. Geldik hangi tepkimeler arkadaşlar? Sentez oluşum tepkimesi ve analiz ayrışma tepkimesi. Zaten birbirinin tersi. Şöyle düşün. 2 veya daha fazla yani 3 4 tane madde de birleşebilir. Birleşerek yeni bir madde oluşturduğu tepkimelerdir. Yani sentezlemek, oluşturmak, üretmek, yeni bir madde yapmak ama tek bir madde. Yani şöyle düşün. A ile B birleşerek AB'yi oluşturuyorsa, yani 2 ya da daha fazla madde birleşti, tek bir madde oluşturdu. Bunlar sentez oluşum tepkimesi. Bakın, karbonla oksijen birleşti, karbondioksit oldu. E öğretmenim bu yanma ama şu oksijenle tepkime bu yanmadır. Arkadaşlar bir sıkıntı yok. Yani bir tepkime hem sentez hem de yanma tepkimesi olabilir deriz. Şimdi şuraya baktık bakın. Kalsiyum katısıyla oksijen birleşti tek bir madde. Bak iki madde birleşti tek bir madde. İki madde birleşti tek bir madde. Üç, dört madde de birleşip tek bir madde oluşturabilirdi. Bunların hepsi sentez oluşum tepkimesi dedik arkadaşlar. Bakın geliyoruz şuraya analiz ayrışma. Tam tersi. Bak dikkat et. Analiz ayrışma tepkimesi. Bir bileşikte kendini oluşturan o maddelere geri ayrışıyorsa arkadaşlar bu tarz tepkimelere analiz ayrışma tepkimesi denir. AB gitti, kendini oluşturan A ile B'ye geri ayrıştı. O zaman bu analiz ayrışma tepkimesidir. Bakın aynı şekilde karbondioksit kendini oluşturan karbonla oksijene ayrılırsa bu ayrışma tepkimesi. Bakın kalsiyum oksit kalsiyumla oksijene ayrıldı. Amonyak azotla hidrojene ayrıldı. Potasyum kloru da kendini oluşturan potasyumla klora ayrıldı. Yani bunlar ne olmuş oldu arkadaşlar? Ayrışma tepkimeleri olmuş oldu. Dikkat et. Sana sorularda yanıtmak için verir. Oksijen ürünlere yazdım ben. Yani oksijen oluştu burada. Yanma yok. Yani oksijen ürünlere yazılırsa yanma tepkimesi olmaz. Arkadaşlar hem sentez hem analiz tepkimelerinde ikisinde de Endotermiktir, egzotermiktir diyemiyoruz. Genellikle mesela bu analiz tepkimelerinde bir maddeyi ayrıştırmak için buna ısı vermek lazım. Yani şöyle ısı vermek lazım. %90 zaten bunlar endotermiktir. Ama bunların da egzotermik yani kendi kendine bozulanları vardır. Kesin bir şey burada söylemiyoruz. Bu tip tepkimeler egzotermik ya da endotermik olabilir diyoruz arkadaşlar. Ve konumuzun sonuna geldik. Öğretmenim soru çözmedik. Video 50 dakika oldu arkadaşlar. Soru çözmedik. Soru çözümünde yani saat 8'de görüşeceğiz. Yani bunlarla alakalı 3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözümleri sizleri bekliyor. Hadi gelin bakalım şimdi nerede kaldık bir işaretleyelim. Geldik arkadaşlar 30. güne zaman giderek geçiyor. Tabi bu arada saatte 12'yi gösteriyor. O yüzden birazcık sessiz olmakta fayda var. Biz ne yaptık? Birinci videomuzu Anlattık kimyasal tepkimelerde konu anlatımımızı yaptık ve eminim sen burayı çok güzel anladın. Şimdi ben burada kaldım 2 saat sonra saat 8'de yani sana göre saat 8'de hocam hani saat 12'de benim videoyu çektiğim saat 12 arkadaşlar. Şu an senin izlediğin saat yaklaşık 6'ya 50 geçiyor. Sen 1 saat sonra ya yani 1 saat 10 dakika sonra falan saat 8'de geleceksin bu videoları izleyeceksin. Ya bir arkadaşlarınıza falan bir söyleyin beğenin arkadaşlar şu kanalı bir hareketlendirin artık. İnanıyorum size. İyi çalışmalar. Saat 8'de görüşmek üzere arkadaşlar.